Merhaba arkadaşlar. nur Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Size bugün bu güzel modelin nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Modelimiz arkadaşlar şu şekilde. Böyle pullarına üzerine yapılıyor papatyaları. Sonra yemeniye tığlayarak monte ediliyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimize iki tane zincir çektik bu şekilde bir tanesini alıyoruz arkadaşlar bunun ismi hem pullu hem kar tanesi pullu kar tanesi diyerek de tuhafiyelerden isteyebilirsiniz bir tanesinin gözünün içine girdim arkadaşlar bu şekilde buraya bir sık iğne yaptım şöyle hafif sağ tarafı da kaydırırsanız rahat bir şekilde çalışırsınız iki zincir çektim bir defa doladım aynı gözün içine girip 2 2 alarak bu şekilde trabzan yapıyorum 3 4 2 2 alarak 4 tane tekli trabzan yaptım 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya bu şekilde kapattım arkadaşlar buraya bir tane yaprak yapmış olduk papatyamızın yaprağının biri bu şekilde hazır İki zincir çekiyorum bir tane arada boş bırakıyorum pulludan göz bırakıyorum ikinci göze geçip ikinci göze geçip bu şekilde sık iğne ile buraya ipimi tutturdum bir iki zincir bir defa doluyorum aynı şekilde iki iki aldım, bir defa doladım göze girdim 3 oldu 2 2 alarak 2 seferde arkadaşlar 4 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum. Yine aynı göze giriyorum. Kapattım buraya. 2 zincir bir tane göz atla ikinci göze. Yaprak da diyebilirsiniz arkadaşlar. Göz. Size göre nasıl söylemek isterseniz o şekilde. 3. göze geçtik. 2 zincirimi çektim. Şunu buradan kopartalım arkadaşlar. Aynı şekilde iki gözde ne yaptıysam burada da bir defa dolayıp 2 2 aldım 3. Bir defa doluyorum. 2 2 aldım 4. 2 zincirimi çektim. Kapattım 5. zincir olarak buraya. Trabzan olarak buraya. Bu şekilde. 2 zincir çekiyorum. Buradaki gözün içine girdim. Kapattım. Bu şekilde. 2 zincir çektim. 1 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 1 defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 3 Yuvaya girdim. 2 2 olarak aldım. 4 1 2 zincir yuvaya girdim. Aynı şekilde arkadaşlar buraya kapattım. Evet şimdi bunu gördüğünüz gibi son yaprağımızı yapmadık. 4 tane arkadaşlar yaprağımız oldu. İpimizi şöyle arkaya çekelim. Bu şekilde. Kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar diğer rengimizi alalım bir iki zincir bu şekilde alıyorum arkadaşlar bu yaptığım papatyamızın bu boş olan kısımlarından şöyle ilk önce şu boş bıraktığımız zincir çekmediğimiz yerden başlayabiliriz aynı şekilde buraya bu şekilde kapattım bir iki zincir bir defa doluyorum Buradaki yuvama girdim. 2, 2 aldım. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 olarak aldım. 3 Yuvaya girdim. 2, 2 aldım. 4 1, 2 zincir. Yuvama girdim. Bu şekilde kapattım burayı. Bakın arkadaşlar. Bir tane arasına beyaz koyduk. Şu ipimizi şuradan keselim arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Bu aradaki yuvamın içine şekilde girdim. Kapattım buraya. 1 2 zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 3. Yuvaya girdim. 2 2 aldım 4. İki zincir çekiyorum yuvama girdim kapattım bu şekilde İkinci papatyam da hazır arka tarafından arkadaşlar yaptığım bu mavi papatyanın arkasından dolanıp buradaki yuvanın içine bir sık iğne ile geçiş yapıyorum bu şekilde bir iki zincir bir defa doladım yuvaya girdim iki iki olarak aldım bir defa doluyorum, yuvaya girdim. 2, 2 aldım, 3. 4. 2 zincir çekip bu şekilde kapattım 2 zincirimi. 3. papatyam da hazır bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Yine bu mavi papatyanın arkasından dolanarak zincirimi bu şekilde arkadaşlar. Ön tarafına geçtim. Çok güzel. Renkleri de çok güzel uyum sağladı arkadaşlar. Yine 2 zincir çekiyorum. Bir defa dolandım. Doladım tığımın başına. 2 2 aldım. Bir defa doladım. 2 2 3. Tığımızın başına bir defa dolayıp 2 2 iki. iki seferde alıyoruz. 2 zincir çekip buradaki aynı yuvaya 5 trabzan olarak şöyle de bir zincir çektim arkadaşlar bakın kalıp gibi çok güzel durdu yine bu ipimi de burada bırakmıyorum en son bitirdiğim yerden arkadaşlar şöyle bir iki ilmek alıp bunu buradan buraya çıkarıyorum evet modelimiz bu şekilde tamamlandı arkadaşlar Şimdi bunu monteleme işlemine oyamız gibi yapmaya geldi sıra arkadaşlar. Arkadaşlar yeni başlarken de aynı şekilde tığ battı ya sık iğne batıp burada da sık iğneyle batıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum. Yeni başlarken de aynı bu şekilde başlıyoruz. Örümcek yapıyorum. İki defa tığımın başını doladım. Bu ara suyu arkadaşlar. Bir iki tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 bu şekilde trabzan yaptım 4 zincir kapattım trabzanımın tepesine 4 zincir buraya 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 bu da 6. hemen yanına bir tane destek amaçlı kapattım buraya arkadaşlar bu şekilde 3 tane koyuyorum arkadaşlar örnek amaçlı siz isterseniz 5 koyabilirsiniz ama 5'ten fazlası güzel durmaz çiçekleriniz ne kadar sık olursa işiniz o kadar gösterişli olur şimdi arkadaşlar tekrar bir zincir çekiyorum bu şekilde aynı büyüklükte örümceklerimiz bakın hep aynı büyüklükte zaten el alışkanlığınızda olursa hemen hissedersiniz küçüğü büyüğü 2 tığ battı atlayıp 1 2 3.ye 1 2 2 2 bu şekilde trabzan yaptım bir zincir çekiyorum yaptığım papatyayı alıyorum arkadaşlar bakın beyaz kısımlarından şöyle bir tane ortalıyorum beyaz trabzanlarımızın en ortasına bu bir zincirimi sık iğne ile kapattım bir zincir çektim döndüm arkadaşlar bu şekilde oldu. Bakın. Bunu hemen trabzanıma kapattım. Bu şekilde. Buraya yine 6 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanımın üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane bu şekilde trabzanı yaptım. Yandaki tığ battıya da girip bir sık iğne yaptım bir zincir çektim bu şekilde örümcek yaptım iki defa tığımın başını doluyorum iki tığ battı atlıyorum üçüncü tığ battıma şöyle ortalayın arkadaşlar bir iki iki iki, i̇ki olarak bu şekilde trabzanımı hazırladım bir zincir çekiyorum üzerine bu şekilde bir tane mavi atlıyorum arkadaşlar ikinci beyaza Arada bir tane boş mavimiz olacak. Bunu da aynı şekilde ortalıyorum. Burası ters yüzü zaten arkadaşlar. Bu şekilde kapattım buraya. Bir zincir çektim, döndüm. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Demin nasıl yaptıysam burada da aynı şekilde lakin ortada mavi papatyamızı bırakacağız. Bu şekilde kapattım tutturma işlemi, monteleme işlemi de bu şekilde arkadaşlar. Yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğnem de bu şekilde. Hemen yandaki tığ battıya girip yaptığım bu trabzanı şöyle destekliyorum. Evet arkadaşlar, pul da hafif olduğu için destekte de gayet rahat oluyor. Şimdi arkadaşlar buraya yine ara suyumuza geçiyoruz. Bu şekilde 3 tane en fazla 5 tane arkadaşlar. Güzel durmaz daha fazlası. Aslında 3 bence tam iyi. Siz 3'ten caymayın. 3'ten fazla yapmayın yani. Son kararım 3. 1, 2, 3. Tığ battımın içine 1, 2, 2 olarak bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tırabzanıma kapattım. 1 2 3 4, 5 ve 6. Bu şekilde 6 tane sık iğne yaptıktan sonra yandaki tığ battıya kapattım bu şekilde arkadaşlar. Şimdi daha fazla e, örnek anlaşıldı arkadaşlar. Daha fazla da gerek yok. Şimdi kirpiklerin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Kirpiğimizin gösterisinde yapalım. Bu şekilde 4 zincir zincir çektiğim tomurcuğun içine sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 zincir. Bu şekilde kapattım buraya. 4 zincirimi çektim. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu şekilde kirpiğimi kapatıyorum. 4 zincirimi çektim. Kirpiğimi kapattım. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Bu şekilde kirpiğim tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şahane bir model gösterdim size arkadaşlar. Çok beğeneceğiniz, hemen yapmak isteyeceğiniz bir model oldu. Evet. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.